Önce bir geniş aile izleyenleri bir göreyim bakayım şöyle kimler geniş aile. Ufuk, geçen geldiğinde çok kısa girdik ama biraz bize, şimdi Rojda'ya da şunu soracağım. Sete sen sonradan geldiğin için bize biraz seti anlat diye ama bu geniş ailede ne yap, başka yerde ne yapılmadı ki bunda yapıldı, bu kadar bir fenomen haline geldi yani geniş ailede? Naçizane benim fikrim, biz bugün 68. bölümümüzü çekiyoruz ama senaryosuyla yepyeni bir dil, bir karikatür dili yarattı. Kelimelerin farklı anlamlarıyla, kelimelerin yerleriyle oynayarak, başta Cüneyt İnay olmak üzere yazarımız. Hocam zaten o yazarlar, vallahi helal olsun. Yani değil mi arkadaşlar, yani dili aslında senaryosu biraz farklı ve yeni geldi ve o sıcaklık, kasla beraber tabii ki. Aynen. All Star bir ekip kuruldu. Çok titiz çalışıldı. Bir mahalle hikayesi olması tabii ki. Abi bak, Penguen, Leman, Sayama, bir sürü mizah dergisi var. Her birinde her hafta yeni bir şey var. Yıllardır bunlar da çıkıyor ve devam ediyor. Dizilerde bir süre sonra bir böyle bir yayılma, bir gevşek. Sizin dizide sanki her hafta bir mizah dergisi açıp okuyormuş gibi yepyeni, devamlı yenileyen, devamlı kendini yenileyen bir durum var. Bu yani kesinlikle esas. Kesinlikle, mesela Bülent de geçen de konuştuk, aynı şeyi söylüyor. Yani asla ve asla bir yapılan bir espriyi, bir kelime esprisini bir daha yazarımız kullanmadı. Tekrarlanıyor yani. Evet, tekrarlanıyor. Kendini tekrarlamıyor. Aynen. O anlamda müthiş bir istikrarı var. 20 dakika yani. O kadar uzun bir süre ki espri, evet, üretmek tabii, tabii için. Aynen. Gerçekten hani o yani 120 dakikalık bir dizide ağlatabilirsin. Çünkü evet, uzun bir bakışma 5 dakika. Arkasından karşıdakinin sana bakması bir 5 dakika daha. Dertli bağlama. Bir dertli bağlama arkadan bir 5 dakika, bir 15 dakika. Mizah öyle bir şey değil. Mizah dizisi izliyorsan her 15 saniyede, 20 saniyede bir hareket gelmezse gittin yani. Düştü o iş aşağıya. Bir de hocam şey var herhalde sizin dizide. Her dizide, çoğu dizide diyeyim, her dizide demeyeyim de şimdi yani. Herkes çok yetenekli, herkes çok başarılı, herkes çok muhteşem, herkes işinin ehli, aşkının ehli, bir sürü şeyin ehli. Sizin dizide böyle bir satma durumu yok yani kendine. Sizin dizide yeteneksizler, İşe yaramazlar, ince üç kağıtçılar. Evet. Aslında yok mu? Hepimizin içinde biraz da bu taraf da var yani. Biraz bunları mı çıkartıyor iş? Ben de az önce onu diyecektim. Yani hani toplumun her katmanına hitap ediyor aslında. 7'den 77'ye herkes seviyor. Hani farklı sınıflardan insanlar da seviyor. Rakçı da seviyor, ayakkabı boyacısı da seviyor, patron da seviyor. Niye? Biraz herkes... Ulvi mi seviyoruz biz? Biraz Cevahir mi seviyor? Yani anladın mı? Onları evet tabii. Hani bir de şöyle bir şey var. Hani kaybeden insanlar topluyor. Ha. Hani bir vasıfsız, işe yaramayan, kendini işe yaramaz görenler. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama hepimizin içinde olan şeyler aslında bunlar. Ama ayyuka çıkmıyor. Komplekslerimiz var. Yani hani Ulvi üzerinden mesela otobüs sistemesi neydi o hikaye? Otobüs fren yaptığında tutacak yer bulamayıp da milleti avuçlayan Ulvi. Evet. Herkese vardır ve evet, çaktırmayız doğru mesela ama daha komik duruma düşersin aslında çaktırmadığın zaman falan. Evet, doğru. Gibi gibi şeyler yani. Bu Ulvi senin içinde var mıydı? Var mıydı yani, sendeki bir karakter miydi bu hocam? Bülent açıkla bunu bence artık. Bunu burada açıklıyorum. Evet. Aslında şöyle bir şey var, hani sen de daha önce gelmiştin, Murtaza adlı oyunumuz vardı bizim. Semaver Kumpanya'da. Semaver Kumpanya'da evet. Işıl Kasaboğlu'na da selam evet söyleyelim. Müthiş adamlar çıkarttı. Eyvallah. İşte o Murtaza'da Ensiz Necip diye bir karakter canlandırıyordum. Onun bir uyarlaması aslında bu bir bakıma. Yani oradan başladı ama başka bir şeye dönüştü. Peki tamam da diziye ilk girdiğinde Ulvi, tamam Ulvi diye birisini biz seyrediyorduk da bu kadar değildi. Sen bir ince bir yerine mi oturdu, ne oldu? Kendine mi geldin, bir şey mi oldu yani? Bir vallahi gidişatı var o iş. İlk başlarda ben acayip kastım yani. İlk başlarda çok fenaydı. Eyvah diyordum, ben kendimi izleyemiyordum. Daha sonra yavaş yavaş işte sağ olsun Ufuk başta olmak üzere yani tüm diğer arkadaşlar, İlker'ler, evet, Domuşuk falan. Sevim. Yani tabii Yeşim yani ve Ömer abi olmak üzere bana tahammül etti Ömer abi. Evet. Ve ben oradan güven buldum ve bu benim ilk ciddi işimdi bu arada. Yavaş yavaş girişim. İlk işim bu televizyonda? İlk ciddi işim diyeyim. Başka böyle misafir oyunculuklar falan da yaptım tabii ki. Abi açık ve net konuşalım Ufuk. Çok iyi oyuncusun abi. Gerçekten çok iyi. Hani herkes de bunu konuşuyor zaten. Yani bir sıkıntı yok burada. Gerçekten çok iyi oyuncusun. Ama iyi oyuncu olduğunu kimse bilmiyordu. Yani bunu bir sen biliyordun, bir Allah biliyordu. Sıkıntılı bir dönem geçirdin mi? Yani ben buradayım da niye kimse beni görmüyor diye uykulara yattın mı yani? Hani öyle dönemlerin oldu mu? Yani hepimizin hayatında mutlaka olmuştur.
Bende de olmuştu ama hakikaten bunu geçenlerde bir yerde söyledim. Ben böyle bir rolün düşüne yatıyordum. Hakikaten. Vallahi, yani istihare. Ciddi anlamda. Adı Cevahir değil, belki başka bir şeydi ama böyle bir tipin düşüne yatıyordum her zaman ve... Ne düşünüyordun abi yattığında? Ya ciddi anlamda bunu itiraf edebilirim ki hakikaten böylesine faydasız bir tipin etrafında dönen üç kağıtlar üzerine bir takım hikayeler bile uyduruyordum kendime. Hani gece yattığınızda yatağa... Evet. Hakikaten çok uzun... Çok komik olabileceğini... Kesinlikle ve çok uzun bir süre böyle bir rolü düşledim ve istedim. Ve günün birinde senaryoyu okuduğumda hakikaten yani hani bunu açık netlikle söyleyebilirim. Yani içinde olmak için yaklaşık bir ay 3-4 tane audition'dan geçtim ve çok istedim.